şöyle koyayım da saçlarımı annem gebertir. Abartma. Aa, dakikaya bakayım. Yürüyelim, yürüyelim mi? Saçım boyanıyor. Çok sıcak. Güle güle kullan. Nasıl poz veriyor? Çok. Oh, bir ferahlıyım. Şöyle yapacağım ya. Peki. Face ID'si tanımıyormuş artık geçirdiği operasyonlardan dolayı yüzünü. Konu nereden nereye geldi? Haydi hemen eve gidelim. Herkese yepyeni bir günden günaydın. Efendim çok alelacele sadece dişlerimi fırçalayıp dışarı fırladığım bir gün oldu. Şimdi annemle buluşacağız. Kaşlarımı aldıracağım. Çok kötüler. Çok kötüler. Gerçekten çok kötüler yani. Ayaküstü bir kahvaltı yapacağız. Bakalım annem buralarda olmalı. Koşalım, koşalım, koşalım. Benim sarı papatyam oradan görünüyor. İyi, hadi bakalım. Hayırlısı. Tamam, bir tane. Çay mı? Çay. Bakalım. Selam. Bir tane kaşarlı açma kalmadı. Evet. Kaşarlı açma yok. Sade? Sade var. Tamam, bir tane sade açma. Şunlar kaşarlı poğaça mı? Patatesli. Ben de patatesli poğaça alayım. İki de çay. Teşekkürler. Tam orada. Dedim orada yiyelim daha iyi. Yüzüm gözüm nasıl şiş. Anneciğim ya yarın? Bilmiyorum yani muhtemelen yarın çıkarız ama herhalde yine Bodrum'a geri dönülecek. Evet, sizin de duyduğunuz üzere ya bu gece ya yarın yola çıkıyoruz. Yine bir aylık bir tatil bizi bekliyor. Mutluyum tabii ki. Çok iyi geldi. Bu da çok iyi gelecek eminim. Bir ay kadar daha yapmak. Bu sene şahane tatil yapmış oluyoruz toplam 2 ay. Ya bu akşam ya da yarın Bodrum için yola çıkıyoruz tabii ki. Siz de bizimle geliyorsunuz. Hemen şu kahvaltıyı yapalım. Ondan sonra gidelim şu kaşımı aldırayım. Annemin randevusu galiba 11'de. Konuşuruz. Ve tamam, sadece 10 dakikamız falan kaldı ama çok yakın zaten. Sağ ol bari. Uykusuzluktan ölüyorum ya. Ben de. Kaçta yattın? Yatağa giriş saatim 1. Kaçta uyudum bilmiyorum. Benim de çok benziyor. Benim 1.30 yatağa girişim. Ondan sonra çıktım. Ondan sonra yani 5'te falan uyudum herhalde. Yani bilmiyorum kaçta uyuduğumu. Ben de. Işık kötü galiba burada ya. Ha? Işık kötü galiba çok. Bugün ayın kaçı ya? Bugün ayın 4'ü. Yarın kira. Of pazartesi ya. Kira mı? Hiç sevmiyorum. Alırken güzel ama değil mi? Bak. Çok çabuk geliyor ay ya. Vallahi dükkanın kirası var da yarın. Ay, hiç sevmiyorum kira ödemeyi, vergi ödemeyi, fatura ödemeyi, nefret ediyorum. Bu aile çok verdiğim için. Vallahi. Benim saçıma başıma bir şey olmayacak. Sadece kaşım alınacak. Annemin de kalıntıları çıkacak. Bakar mısınız lan tırnakları çıkardım. Çok bunu almıştım çünkü. Bindiği tekneye birini alması lazım. Annem ne zaman geliyorsun? Evet bakalım. Benim kaş alımı bu kadar. Tamam ya. Şimdi şöyle dışarı çıkalım. İp zaten asla tercih etmiyorum. Bakın sadece şurada çıkanlar bir de kesim yapılıyor. O kadar. Doğal seviyorum bu kaşı. Böyle hele ip gibi ya da böyle dövme gibi kalıp gibi asla sevmiyorum. Kavis de sevmiyorum. Bakın yıllardır değişmeyen tek şey bu olabilir. Şu annemin alınıyor. Aa bitmiş bile. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Güle güle kullan. Peki benim iğrenç diye. Ya ben asla temiz ayna bulamıyorum. Diş macunu mu üstüne şey ya da konuten. Boyalı gibi duruyor. Bakın Erenköy minibüs yolunda penguen. Asla boş yer bulamazsınız diyebilirim size normalde. Ama hava o kadar sıcak ki incin top oynuyor. Tabii İstanbul da boş. Onun da etkisi var ama akşam dolar. Asfalt yüzünüze böyle
sıcak sıcak kaynar kaynar vuruyor. Aynen. Barış'a da söyleyelim, buluşalım. Çok sıcak. Anne kız bir gıybet yapalım. Ha? Bodrum'a mı geldi? Evet, artık gidelim ya. Bence de. Bu arada Barış da papaya uğramış. Mamasının suyunu tazelemiş. Haydi girelim bakalım. Hadi de yer vurmaya geldi ama. Ay, inanılmaz güzel. Hadi görüşürüz. Oh, çok iyi esiyor. Valla ben sana bir söyleyeyim mi? Bizim bu baktığımız çocuklar bizim resmen sadakamız. Yani onlar bizi çok koruyor. Başımıza ne gelmiyorsa onlar sayesinde gelmiyor. Mesela benim lastiklerim, arabamın lastikleri bitmiş, kabak olmuş. Bodrum'dan dönüşte Allah Allah bir anda böyle arabayı da Barış kullanıyor. Direksiyon kilitlendi. Ağırlaşmaya başladı falan. Baktık araba sağa sola kayıyor. Neyse çektik hemen baktık bir benzinciye girdik. Lastikler o kadar kötü olmuş, mahvolmuş, kabak olmuş ki. Lastiklerin altında böyle tel bir tabaka var. O teller lastiklerden dışarı çıkmış. Ve otobandayız yani gidebileceğimiz herhangi bir destek alabileceğimiz bir yer yok. Neyse işte bir tane lastikçi falan filan aradık yakınlarda. Ama ona da ulaşım imkansız yani. Oraya gidene kadar yoluna devam et. Zaten az bir zaman kalmıştı İstanbul'a girmeye. Çok yavaş olun, çok dikkatli olun dediler işte. Hani riskli, sağlıklı bir sürüş değil diye. Neyse çok şükür geldik. Ama kesinlikle bu bebeler koruyor yani bizi. Ben buna çok inanıyorum. Hoş geldin bebe. Hoş bulduk. Hadi kalkın evimize gidelim. Daha da sıcak olacak. Gidek gidek kalk gidek evimize kalk gidek. Ev versiyonu. Ay şu an Adana yanıyordur ha. Adana'da pamuk tarlaları mı var? Of çok sıcak. Beynim buharlaştı. Şimdi biz Bodrum'a gidiyorduk ya. İptal oldu. Çeşmeden ev bakıyoruz. Ne kadar dengesiz bir aileyiz. Bence bizim ailenin burcu ikizler. Aile burcu ikizler, şahsi burcumuz aynı mı? Hayır canım, herkesin kendi şahsi burcu yok mu anne? Hayır, bir de aile ortak burç mu var? Ailenin ortak burcu. Hani ailenin özelliklerine göre söylüyorum, ikizler. Kesinlikle başka bir burç olamaz. Tamam, sen burç işlerini bırak ya. Yani ben burç işleriyle ilgilenmiyorum zaten. Eşyalara bir şey olmaz değil mi? Bagajdan almadık eşyaları. Artık bagajda yani giyineceğiz he. Şu var giyecek. Hep bagajda giyineceğiz. Ay, yalan söyleme, yıkıyorum. Bir takımın daha var ya şort, kamuflajla diğer yeşil tişörtü. Tamam onu yıkıyorum. Bunu ama saymıyoruz. Sayıyorsun. Ben de üzerime yalnız saçma sapan şeyler giyiyorum. Ben hep bunları giyiyorum. Artık şortum ağır yırtılacak. Yıkıyorum, giyiyorum. Ay. Peki bir dakika, şortun ağır mı yırtılıyor? Burada çünkü buraya çevirdim ya. İlacını iç Barış. Alarmı çalıyor. Neyse, bu arada saçımı boyamaktan da vazgeçtim. Çok sıcak, sinirliyim. Orada yaparız ya, havuzda yıkarız. Aynen orada havuzda mı yıkarım? Berbat dedim sana ya. Limonata çok kötü çıktı ya. İğrenç, midemi daha çok bulandırdı. La casa de papel yiyeceğim. Ne alaka? Üf, sıcaktan beynim yandı. Benim de öyle. Hadi eve gidelim. Hadi yürüyelim ya caddeyine. Caddeyi mi yürüyelim, yürüyelim mi? 50 derece sıcakta Bağdat Caddesi'nde nasıl erinilir? Bu ne ya? Tamam hadi gidelim eve ya, bedava kahve içelim. Hadi bana gidelim. Ay yok, balkon benim bilgisayarda işlerim var. Bak fatura matura keseceğim daha. Video yayınlayacağım. Saat kaç? 1:30. Hadi siz geçin, ben de Ataşehir'e geçiyorum şimdi. Ataşehir'e mi? Oo, bu Ataşehir'e gidiyor. İşi var onun, ekti bizi. Ama telefon bekliyorum. Ya nereden alsan bir yarım saat, bir saatin var bir bence. Kahve. Ya bir kahve içeriz. Kahve içeriz. İyi, bir kahve eşlik edersin. Kahveye eşlik ederim. İki elim kanda olsa yine bir kahve eşlik hadi gidelim. Ederim. Ya kransın. Bakayım fotoğrafını bulabilirsem göstereyim. Göstereyim mi ben? Göstersene. Şu bizim Ria Pet Shop var ya, bakın şurada. Duman'a box almaya gitmiştik. Orada bakın şunu gördüm. 41 kere maşallah. Şu gözlere bak. Biri mavi, biri yeşil. Anneymiş. Kendi de ne kadar? 9 ay. Ya. Sen nesin? Sen nesin?
Kendisi de 9 aylık bir anne ama nasıl tatlı, nasıl güzel. Yavruları varmış. Arkada binanın otoparkında onları işte tutuyormuş falan. Görmek istedik ama çok korkuyormuş. O yüzden bize rahatsız etmeyelim, ürkütmeyelim dedik. Şimdi dönüşte bir bakacağız. Bu arada bana gidiyordum kahveye göğe. Ben bedava kahve içelim dedim. Mado'ya gidelim dediler. Mado'ya gidiyoruz şimdi. Dönüşte bakacağız. Oradaysa size de gösterdim. Çok şekerler. Buranın. Buranın. Sağ olun. Ne içiyorsun sen? Bulantı. Bak bak canım çeksin diye bana göstererek içiyor. Ama ben düşmem. İçmem, dayanırım. Bulana bulana otur. Annem ve Barış'ın bu hayatta en keyif aldığı şey bana ilaç içirmek. İlaç içmeye teşvik ediyorlar. Anında kesiyor mu? Yarım saate hiçbir şey kalmaz. Yarım saat beğenmediğin çok. Beğenmediğin ilaç 220 lira oldu. Biz niye böyleyiz? İsa'da bana diyor ki beğenmediğin ilaç 220 lira olmuş. Evet, ısrarla içmeyeceğim. İçmiyorum ya. Kendin bilirsin. Sen bulana bulana otur. Sıcaktan. Bak yine şuradan geliyor baş ağrısı. Sana da. Bak şu an biraz kendime gelebilirim. Ay, şu an biz kullanmıyoruz anne. İstiyor musun lokum? Ablacığım, fotoğrafını çeker misin sana da? Ay, ölüyor. Bak şuna. Hadi birkaç poz alalım. Bak bak bak. Barış'cığım, artistlikle bir dünya markasısın. Karın diyor ki 0.5 yaş. Nasıl poz veriyor? Çok. Karısının kocası. Allah Allah. Herhalde. Düşünmen şöyle. Değil mi? İyi iyi, aman aman. Çok güzel çıkıyorsun. Muhteşem. Bir de gül. Dişleri görelim. Gülünce çok güzel oluyor. Evet. Tamam. Ya ben bunu böyle şey... Abla, Airdrop'tan gönderir misin? Allah Allah, çözünürlü. Herhalde. Ben Barış'a bunu inandıramıyorum ya. Diyorum ki gülmek çok yakışıyor. Dişlerin de çok güzel. Gülünce çok güzel oluyorsun. Yok. Ama bu sene bir tık bunu kırdım. Öyle 2-3 tane gülerken fotoğrafı var. Çok sıcak dikkat et. Hello. En son nerede kaldık bilmiyorum. Şu saçımı da bir açmak istiyorum. Artık var ya, nasıl dolaştı bilmiyorum. Hastaneye gittik. Barış'ın bacağında bir apse vardı. Annemin doktoruna gittik. Genel cerrah. Zaten alsası olabiliyor anca ama daha alınacak kıvama gelmemiş. Antibiyotik kullanıyor. Antibiyotiğine devam etmesi gerektiğini, bir tur daha içmesi gerektiğini söyledi hatta. O yüzden hemen çıktık. Şimdi annemin evinin oradayız. Bime geldik. Ne alacağım? Alayım mı? Ne? Sen jambon seversin. Jambon mu? Hayır, çiğ köfte alırız. Hayır, çiğ köfte yeter. Ben sadece çiğ köfte yiyeceğim. Ezine de al bir tane. Ya gerçi bence izin alma, gideceğiz anne. Olsun. Ya bugün ya yarın. Bugün gidemeyiz de. Bence yarın da gidemeyeceğiz. Ya niye öyle yapma? Ha, sen bunu çok beğenmiştin. Sen almıştın. Saçım başım çok kötü be. Vallahi çok kötü. Bir saçımı da boyayalım. Ha. Saç boyarken lazım olur, alalım mı? Hani arıyoruz, al ya. Yani. Saç boyarken lazım olurmuş. Asla lazım olmayacak ama alma hastasıyız. Yok, şöyle şöyle yapacağım ya. Peki. Hayır. İyi, o zaman da evde görüşürüz boyada. Tarayıp mı geleyim? Ha? Banyoda tarayayım, öyle geleyim. Evet efendim, yemekler yenildi. Sonunda 900 ay sonra saçım boyanıyor. Hemen şöyle annem bir tişört verdi. Yalnız kadının al bunu giy dediği tişörtü bile... İnci gibi yani. Başak Burcu olmak. Bir dakika. Eskiler bu banyoyu özlemiştir. O yüzden dedim hemen banyoya da size getireyim. Ne videolar çektik, ne zamanlar geçirdik, ne makyajlar, ne saç modelleri yapıldı bu banyoda. Ah ah, o kremlerin, gül sularının dili olsa da konuşsa. Ay, çok duygulandım. Ay, şak diye... Kamerayı koyacak yerim bile hazır. Şimdi şu annemin, bu benim. Saçlarım havuzdan, denizden o kadar kurudu ki. Ay, şöyle koyayım da saçlarım annem gebertir. Ay. Zaten kuru bir saçım var. De çok dökülüyor biliyor musunuz?
Allah'tan saçım çok. Yoksa yani şimdiye kel kalmıştım. Ah. Şimdi herhangi bir ürün de sıkmak istemiyorum saçıma. Boya tutmaz diye. Bilmiyorum öyle bir şey var mı bu arada. Tamamen içgüdüsel bir karar yani. Orada saçlarım çok uzadı. Şimdi diyebilirsiniz ki uzun süredir beni görmeyenler, senin saçların bundan daha uzundu. Ama ben 2 senedir saçlarım şuraya geldi mi tak şu kulağıma kadar kestiriyorum. Çok çabuk uzuyor saçlarım. Ondan dolayı diyorum çok uzadı diye. Yani bir de düzleştirsem benim saçlarım dalgalı olduğu için şu an çok belli olmuyor. Ay evet, son bir tur daha tarayayım. O kadar çok döküldü ki. Çünkü gece yatmadan ve sabah kalktığımda saçımı taramamıştım. Bir de topluyorum. Bu arada bakın bunlar kahküldü, biliyor musunuz? Kahküllerim vardı. Bayağı 3-5 ay kahkülle dolaştım. Çok sevdim. Ondan sonra bir daha kestirdim. Sonra böyle uzadı. Şimdi perçem olarak kullanıyorum. Ama uzama dönemi çok güzel bir ana denk geldi. Yani şu an kahküllerim olsaydı muhtemelen şöyle çıt çıtlı tokalarla falan geziyordum. Yazın çok zor iş. Evet, şimdi balkonumuza geçelim ve boyaya başlayalım. Hemen şimdi size boyamı da göstereceğim. Evet, şimdi reklam atlasana Barış. Bu arada video yayınladım. Şimdi bir ne koymuşum onu izleyeceğiz. Boyamı göstereyim. Saçımın rengini merak edenler, soranlar için Instagram'dan daha çok soruluyor. Çünkü orada beni son zamanlarda daha çok görüyorsunuz. Şöyle L'Oreal'in 6.66 yoğun kızıl olarak geçen Excellence serisinden böyle bir kızıl. Tabii bende bu kadar açık maalesef durmuyor. Bakalım. Evet. Başlıyoruz. Anne hazırım. Ay, balkonu da çok özlemişim. Ay Allah'ım, çok sıcak. Şöyle bir before after yaparız. Fotoğraf çekeyim. Çok da before after'lık bir şey yok aslında. Kameram yine pis. Ya. Şu şampuan. Evet, çektim. Seçim rengarenk. Hani Instagram'dan da paylaşırım. Şunu da çekelim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimine çok az kaldı. Ya o ne ya? Dolandırıcılık o ya. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimini izleyeceğiz. O dolandırıcılık bildiğin. Değil mi? Kimdi o doktor? Hayati Akbaş mı? Evet. Ya sihirbaz mısın ya? Banka tanımaz. Çok güzel dolandırıcılık. Kim ya? Bir tane ünlü şarkıcı Ceylan mı bilmiyorum, sallıyor da olabilirim. Telefonunda Face ID'si tanımıyormuş artık geçirdiği operasyonlardan dolayı yüzünü. Doğru mudur? Olabilir. Ya değildir. Yani olmamalı. Şimdi annem böyle tüm şu yüz bölgemi, işte kulaklarımı, en çok kulaklarım hasar görüyor. Bir de ensemi vazelinle de. Şimdi boyamız da hazır. Bakın boyanın rengine. Çok tatlı değil mi? Evet. Tamam. Dönelim. Tamam, döndüm önüme. Haydi bakalım. Ya kendi kendine boyayabilenlere inanılmaz imreniyorum. Asla yapamam. Bakın bu hayatta benim de beceremediğim şeyler var. Boya mesela. Bence. Evet, sen yapıyorsun canım. Kuaförler bile şok oluyor. Vay 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 vay. Güzellik. Güneş gözlükler de gördün mü? Evet, salonda. Ben de bir tane Ray-Ban Stüdyo gördüm. Çok güzel olmuş. O değil, senin aldığın. Ablam da diyor bak. Bak, küçük tuvalete git. Evet. Klozetin üzerinde tatil eşyaları var. En üstteki bir poşetin içerisinde. Ama onun içinde gözlük yok. Ha, o zaman bilemem. Onun içinde saat olabilir.
bilemiyorum yani ben. Sanki saat hasar görmüşsün diye. Lavabo da eşyalarla, poşetlerle doluydu ya. Evet, o Rolex saati oraya koymuş olabilirim. Ha. Şimdi bir anda aklıma geldi hasar görmüşsün. Aa anne! Aha! Tamam. Tek vazo inlemediğim yerdi. Ya evin yerde ya. Şey günü... Benim adama bak. Oha anne ya. Elim kıpkırmızı oldu. Yüzüm kızarık mı? Yok. Ben aldım yüzümü. Yüzüm kızarık değil. Yüzüme gelmişti. Bak. Ama çok kötü evet, durmuşsun. Yüzüm? Şey elimle mi aldın? Evet. Boya geldi. Yüzümdeki boyayı aldım elimle. Bırak ustam olsun. Hocam. Sen karışma yani. Her şeyi böyle alabiliriz. Öyle sen... Hayır sakın oraya koyma, kamera düşer. Barış be, şu masayı da silsene usta. Bak burada masaya geldi ya. Sonra ben huylanırım masada. Evet, sanki bu sefer çok kırmızıymış boya. Üşüyor musun bu kadar önemli ya? Sen de ya. Şu boyanın kırmızılığı. Of. Bu hareketi çekmem lazımdı gerçekten. Kaşınıyor ya dibi böyle inceden yanıyor. Ay. Anlıyor şu an saçını boyatanlar beni. Özellikle böyle alerjik olanlar falan. Nasıl rahatlatıyor biliyor musunuz? Aa dakikaya bakayım. 18.24. 25 diyelim. Ne kadar bekleyeyim? 40 dakika. 40 dakika mı? 5 geçe. Korona. 10 geçeye kadar bekleyeyim ben. Evet. Bir anda aklıma geldi. İlk okul hatırlıyor musun? Müsamere zamanı. Şey fotoğraf çekilecek. Her evet. Sabah. Her sabah. Evet. Böyle jöleledim, topladım, kuzereler taktım. Çokalar, bir sabah çokalar. Yorgundum, iyi değildim. Takmadım, bugün fotoğraf çekildim. Evet, birinci sınıfta. Evet. Her gün ayrı bir saç modeli yapardı annem bana. Her gün. Bir de fotoğraf çekimi olacaktı işte. Neyse bir gün kadın salıyor. O gün de fotoğraf çekiliyor. Ama hep dediler ki bugün çekilecek, yarın çekilecek. Bugün çekilecek, yarın çekilecek. Benim de en patates günümde çekildi. Antenleri biliyorsunuz benim her yerden. Fotoğrafımı çok komik bulabilirsem gösteririm bir ara. Şu an bulabilmem mümkün değil yani. Telefonda falan yok. İnanılmaz komiyim. Bezmişim böyle. Mutsuzum yani. Keyifsiz çünkü o an. Saçını saçlar kötü. Fotoğraf çekiliyor. Antenler her yerden kabarmış. 31 yaşındayım. Hala o antenlerim var. Ne hikmetse benim bebek saçları hiç uzamıyor. Peki hatırlıyor musun? Yakaların, mendilin. Aa evet yakalar vardı. Mavi önlük vardı. Ben mavi önlük zamanını yakaladım. Herhalde 92 son jenerasyondu diye düşünüyorum o mavi önlükte. Evet, ellerine sağlık anne. Of çok güzel esiyor. Bir 40-45 dakika bekleyelim. Yıkayayım, tekrar görüşürüz. Sonra da kapanış yaparız artık. Bu videoda herhalde küçük bir dizi çekimine dönmüştür diye düşünüyorum. Saçımı yıkamama 10 dakika kaldı. Bu arada annemin asansörü bozulmuş. Bu yüzden merdivenle iniyorum. Ay bakar mısınız şu kafaya? Eve geçiyorum. Hemen eve girer girmez banyoya. Ondan sonra karşınıza efendim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Şu apartmandan çıkayım bir gün ışığında nasıl duruyor bakalım. Hayır şu an daha fazla dikkat çekemem. Gerçekten kırmızı bir kafa, elinde kamera, laptop, bir sürü çanta. Şaka gibiyim. Çok sıcak. İnanılmaz. Bu ne? Bu arada eteğim de boyanmış. Neyse zaten çok eskiydi ya. Yapacak bir şey yok. Bu arada yorumlarınız geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki böyle eski günlerdeki gibi hissediyorum. İşte şey diyorsunuz. Şu klimayı açayım bari.
niye bu kadar ara verdin, niye yoksun, işte vloglarını özledik diye. İnanın ben de o kadar çok özledim ki ve siz böyle yorumlar yaptıkça çok mutlu oluyorum ya, çok duygulanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özlendiğimi düşünmüyordum açıkçası. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye düşünüyordum. YouTube benim için çok farklı bir mecra. Keza Instagram'daki fotoğraflara da böyle. Sizler de dönüp baktığınızda işte şu kadar sene önce şuradaymışım, İşte şu yaştaymışım, bunları hissediyordum, o zaman şöyle dertlerim vardı falan diye düşünüyorsunuzdur. Ben böyleyim. Ama hareketli bir şekilde, canlı kanlı bir video şeklinde anı bırakmak çok bambaşka bir şey. Gerçekten böyle bazen Barış'la eski videolarımızda denk geliyoruz, böyle izliyoruz. O duyguları, o hissiyatı yaşıyoruz. Bambaşka bir şey işte. Bu zamana kadar da ben kanalımı açtığımdan beri 5 sene falan oldu mu bilmiyorum ama olmuştur diye düşünüyorum. Bu mecraya girmek isteyen herkese de yani %100 sonuna kadar hep teşvik etmeye çalıştım. Ya her şeyden önce dediğim gibi harika anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Konu nereden nereye geldi? Haydi hemen eve gidelim. Bismillah. Ondan sonra şu saçımızı bir yıkayalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Efendim, banyodan çıkalı yaklaşık 1 saat falan oldu. Bir hava alayım dedim. Odaya girdim. Bir baktım ki facia. Allah'tan Barış evdeydi. Barış diye çığlık attım resmen. Öyle bir sıcak varmış ki yani düşünün, benim 4 senedir 2 tane böyle zara şamdanım var. İçlerine de mum var. Ama yani devasa büyük falan. Onları yaz kış yakarım. Bir tanesi mum dışarı taşmış ve yanmıyor tabii ki bu arada. Erimiş, mahvolmuş, mobilyama gelmiş masama. Camın kenarı, kalorifer, parke ve donmuş. Ya bildiğiniz orada böyle bir yanardağ falan patlamış. Her neyse, onu kazımak, temizlemek, cart curt falan filan süpürmek bayağı zamanımızı aldı. Dediğim gibi iyi ki Barış evdeydi. Düşün yani, bazı yerler ince bir tabaka, onları çıkarmak zordu. Bazı yerler kalın. Kalınlarla direkt böyle tak bıçağı vurdun mu alttan, böyle hafif şey yapar gibi. Ne derler ona ya? Ha, spatula göreviyle. Ne anlatıyorum? Neyse işte, sonuç olarak onunla uğraştım, çok yoruldum. Şu an asla açmadım. Yemin ederim ki size asla açmadım saçımı. Hatta Barış da çok merak ediyor. Sanki çok farklı bir şey çıkacakmış gibi. Bakın. Bunlar 5 sene önce falan alındı. Daha bir kere bile kullanmadım. Şöyle bir aynamız var. Böyle bir tarağımız var. Bakabilirsiniz, asla kullanılmadı. Ömrüm boyunca da kullanmayacağımı zannediyordum. Ta ki şu ana kadar. Taraklarım. Zaten 2 tane tarağım var. Bir tanesi plaj için, bir tanesi de normal yani duştan çıktıktan sonra kullanmak için de valizdeler. Asla açamam. Bir bu var. Sanırım bu iyi temizleyecek. Ay, temizleyecek mi? Aklım hala temizlikte. Bir de şöyle bir tarağım var. Bu saç açıldıktan sonra anca. Gelelim bakım ürünlerimize, evde olanlar. Ya stokları bile tatile götürmüşüm yani. Hani bir ay oradayım ya, bakar mısınız yokluk korkusuna? Şaka gibi stoklarımı bile. Allah'tan şu kremden 5 tane almışım. Manyak gibi alıyorum. İyi ki almışım. Şu an 4 tane var evde. Pardon, 3 tane var evde. İkisi valizden. Bir tanesi zaten bitmek üzereydi. İnanılmaz güzel bir krem. Bu cilt için. Neyse, konumuz cilt değil. Şunlar cildime süreceğim. Kremlerim, serumlarım. Onları şöyle koyalım. Konumuz saç. Bunlarla sizi asla darlamayacağım. Hayır, şunu da sıkayım ama yüzüme. Oh, bir ferahlıyım. Saç için elimde olanlar. Şöyle bir açıcım var. Bir de şöyle bir yağım var. Lanet olsun, o kadar üzgünüm ki mucizevi yağ yok. Benim yüzyıllardır kullandığım L'Oreal'in mucizevi yağ serisi var. Muhteşem bir şey. Asla başka hiçbir şey kullanmıyorum. Yani şunun muhtemelen son kullanma tarihi bile geçmiş olabilir. Yani 12 aylık raf ömrü geçmiş olabilir. Ama ben kullanacağım yani. Sıkıntı yok. Şununla da saçımızı açalım. Ve işin kötü yanı, o mucizevi yağın şimdi fark ettim. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an burada böyle duruyorsa hava karanlık yani. Telefonun flaşını açtım bir de. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer galiba en iyi tutan kızıl oldu. Bir de ıslak. Asla şu yatak başıma gelmemeli. Wow. Yine ilk boyaya rağmen
çok değil yani. Bundan beter havlular görüyorum kuaförde. Neyse, elimizde olanlarla yetinmeye çalışacağız. Barış. Evet. Arkadan belli oluyor mu bilmiyorum ama saçıma bak. Gündüz var ya. Ben ya. Sana söyleyeyim mi? Ha. Alev alev yanar. Gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım inşallah. Yine bakayım, 5 dakika sadece şu anki kayıtta konuşmuşum. Durmamış Çener. Bu arada ben şeyi çok seviyorum. L'Oreal için konuşuyorum bunu. Saç boyasının içinden çıkan şampuan ve krem var ya. Muhteşem değil mi? Asla Pantene'den başka bir şey kullanmam bu arada. Ama bazen böyle onun içinden çıkanları kullanıyorum. İki kere kendi şampuanımla yıkadım. İki kere de o boyanın içinden çıkan şeyle, şampuanla yıkadım. Şu an asla bir şey anlamıyorsunuz. Tamam, ne yapıyorum şimdi? Ay, mis gibi kokuyor. Burada ben boya kokusuna bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Şey, şu yağı da sıkalım. Abi, lanet olsun. Pikeme geldi. Gerçi bu pike değil. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yarın gün ışığında efsane olur bu saç. Evet. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Ama bir sonraki vlogda görüşmek üzere kısmını, veda kısmını yarın gün ışığında çekeceğim. Yarın sadece vedalaşmak için açacağım kamerayı. Çünkü bu kadar yani, baktınız orada başlıkta öküz gibi saçlarımı kızla boyadım falan yazıyor. Tam rengini görmeden bu videodan ayrılmanızı istemem açıkçası. O yüzden birazdan kapanışta görüşürüz. Evet, kapanış için karşınızdayım. Annemdeyiz bu arada ama kamerayı şöyle güzel bir yere koyayım. İyice saçımı bir açayım. Sağdan soldan bir bakın bakalım. Zigon sehpanın üzerine koydum size. Şu an kapalı balkondayız ve burası nasıl yanıyor. Neyse, açalım bakalım bir saçımızı. Bu arada en sevmediğim tokayla topladım saçımı. Hoppa. Şu tokaları seviyor musunuz? Hiçbir zaman sevmedim. Ve bu hayatımda ikinci, üçüncü kullanışım olabilir. Eriyorum şu an. Ay. Tabii havaları o kadar çok sıcak ki asla bir fön düzleştirici çabasına girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum. O yüzden şu an böyle doğal halinde. Muhtemelen kamerayı kapattıktan sonra da direkt toplayacağım. Bakın bu şekilde. Bu zamana kadarki en iyi tutan boya oldu bu gerçekten. Boya markasından dolayı demiyorum. Benim saçımda en iyi sonuç aldığımız boyama oldu bu. Benim çok hoşuma gitti. Saçlarım da hakikaten çok uzamış. Böyle Ekim sonu, Kasım başı gibi siyaha dönerim diye düşünüyordum. Ama sanırım dönmeyeceğim. Şu an o kadar mutluyum ki saçımı ilk defa boyatmış gibi hissediyorum. Hani o, hatırlayın, saçınızı ilk boyattığınız zaman, yani hayatınızda ilk defa boyattığınız zaman o heves, o böyle farklılık, ay muhteşem bir değişiklik yaptım duygusu var ya, şu an tam olarak onu yaşıyorum. İyi geldi bana, çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O halde ne diyoruz? Bir sonraki videoda, vlogda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız hiç dibinize girip şöyle şöyle poz vermedim.